Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün de Last Last Infinity nickname'li arkadaşın hesabını inceleyeceğiz. Kartlardan başlayacağız. Karakterlere geçip oradan devam edeceğiz. Bakalım hesabı nasılmış bir sorun var mı? Öncelikle şöyle bir kartlara girelim. 4 pre kartı var. Bir normal kartı var. Lunosunov güzel bir kart ama diğerleri pek iyi değil. Yani pre kartlar arasında iyi değil. Açıkçası öyle söylesem daha doğru olur. Ee, yani yıldızlarını açmış ama keşke yapmasaymış. Yani geçici olarak onu idare edebilir ama ileride değiştirmek isteyecek. Eline daha güzel pre kartlar geldiği zaman bunları hep değiştirecek. O nedenle aslında açmasaymış daha iyi olmuş. Böyle kart üretim küpü biriktirirdi. Normal kartlardan bir bayağı bir biriktirirdi. Ondan sonra Açmaya başlardı eline güzel kartlar geçtiği zaman Ama başlamış yapacak bir şey yok Şimdi arkadaşlar sağdan bir başlayalım sola doğru gidelim bakalım Nasılmış şimdi Arkadaşlar şu kat, birincisi normal kartlar arasında çok güzel bir kart ee, Seviyorum bu kartı tüm sallılar ve yp veriyor ki ikisi de çok önemli özellikler ee, Güzel bir normal kart takmış tabii ileride eline pre kart geçince bunu değiştirmesi gerekecek de Yani şu anlık kullanabilir. Alt seçeneklerde arkadaşlar kritik hasar, kritik oranı ve enerji saldırısı gayet güzel. E, fiziksel savunma peki iyi sayılmaz. Ortalama diyebiliriz. E, seviyesi 4. İşini görür açıkçası. Güzel yani. İyi gibi. Bunda sorun göremedim. Luna Snow kartına bir bakalım. Şimdi bu normalde güzel bir kart zaten. Bunu hep söylüyorum. E 4 seviye alt seçeneklerde kritik hasar ve Enerji saldırısı var. Hasar artışı daha doğrusu. Yani. Aslında iki özellik güzel ama. Kritik hasar ve saldırı artışı güzel ama. Fiziksel sal savunma pek iyi değil. Ee, seviyesi de 4. Yani değiştirebilir açıkçası. Özelliğini ama elinde kart varsa tabii Biraz kafasına göre. Nasıl istiyorsa. Ee, onun dışında arkadaşlar. Üst seçeneklerden iki yıldız açmış. Aslında bu kartı açabilir. Bu kart güzel bir kart. Ee, i̇kisi de çok güzel gelmiş. Kaçma ve YP alabileceği en iyi değerlerdi ilk ikisinden. İkisini de almış. Çok şanslı. Ee, renkleri iyi gelmemiş ama gene de arkadaşlar bu şekilde tutmasını öneririm. Hani ileri de eline bolca prekat geçtiği zaman değiştirip bunları mavi yıldız yapmaya çalışabilir ama şu haliyle gayet güzel. Ama biraz e, normal haline değişim atarsa yani üst seçeneklere değil de Alt tarafı biraz değişim atıp da işte 5 seviye ve üstü getirirse alt seçeneklerden de 2 güzel özellik elde ederse daha güzel olur. Ama şu haliyle de güzel bence. bence bu kartla şu anlık oynamayabilir. yani ileride çok ileride yapar bunu. Şu anlık bence gerek yok. Gelelim diğer Loki kartına. Şimdi sabit seçenekler bekleme süresi saldırı savunma yok sayma. alt seçeneklerde o alt seçenekleri çok güzel getirmiş ya. Tüm saldırılar enerji saldırısı ve YP getirilmiş. Çok çok güzel getirilmiş. E, 4 seviye ama gene çok güzel olduğu için değişilmez tabii ki bu. Üst seçeneklere bakacak olursak iyileşme oranı pek iyi değil. Hareket hızı gene iyi değil. E, savunma yok sayma güzel. Rengi kırmızı gelmiş ama olsun. 4. seçenek kritik hasar gene güzel. E, rengi yeşil ama gene de iyi yani. 5. seçenek buz direnci. 6. seçenek mavi ve enerji saldırısı. Ee, enerji saldırısı yerine tabi tüm saldırılar daha iyi olurdu ama mavi renk geldiği için bunu da tutabilir. E, ee, beşinci seçenek bu zeyancı pek iyi değil. Ama arkadaşlar ben buna değişim için pre kart harcamasını tavsiye etmiyorum. Çünkü dediğim gibi ileride bu kartı değiştirmek isteyecek. Pek iyi bir kart değil. Ee, o nedenle şimdilik bunu bu şekilde kullansın. İleride, ileride buraları düzenler. Devam edelim. Black Panther kartına geçelim. Şimdi... Bu kart da pek iyi değil de ileride bunu değiştirir ama alt seçenekleri güzel gelmiş. YP ve tüm saldırılar var bu ikisi çok güzel. Kalabalık kontrol süresi idare eder ama seviyesi altı o yüzden güzel tutabilir. Üst seçenekleri hemen hemen hepsi kötü. Kritik oranı güzel sadece. Diğer dördü kötü arkadaşlar. Bunu da ileride değişim atabilir ya da dediğim gibi eline daha kullanışlı daha güzel bir prekart geçerse bunu çıkarabilir. E, Tabi bu kartları ben yok etmesini tavsiye etmiyorum. Kart etkinliği geldiği zaman 500 kristale bunları çıkarsın. Çünkü pre kartlar önemli biraz. E, bunları değişim için kullanır ileride. E, ama yani çok da yıldızlarını açmasını tavsiye etmiyorum. Şöyle yapabilir arkadaşlar. Son yıldızlarını açabilir şimdi madem 5 tane açmış. Son yıldızlarını açıp biraz saldırı alabilir. İki kart şu son soldan e, iki 2 kartı da açıp e, şey yapabilir. Saldırı alabilir. Ama e, geçici olarak bunu yapacak hani ileride illaki değişecek bunlar e, eline güzel. Çünkü pre kartlar arkadaşlar artık elde etmesi biraz kolay olduğu için e, o nedenle dediğim gibi değiştirmek isteyecek. E, yani o sıralar artık onunla uğraşır. Şöyle son kartına bir bakalım. 4 seviye alt seçeneklerde saldırı hızı ve tüm saldırılar güzel. E, kalabalık kontrolü ve spek kullanışı değil. Seviyesi 4 e, yani değişim atılabilir bence. Kafasına göre üst seçeneklerden çift 3 tane direnç. Oo, bir de kalabalık kontrol sesi. Bunlar kötü. Bekleme süresi iyi sadece buradan. Eklenme hasarı artış almış. Bu güzel ama. Yani özellikler pek iyi değil ya. Yani ileride arkadaşlar bunu da ya, ya bunu düzenleyecek ya da yerine daha güzel bir prekart takacak. Onu ayarlayacak artık kendisi. Şöyle bir kart etkilerine de bakalım. Kritik hasarı fena değil. Biraz daha yüksek olabilirdi belki. Kritik oranı da fena değil. Saldırı hızı bir %10 daha fazla olabilirdi. Yani onu ayarlayabilirse eğer. Güzel olur. Tüm saldırılar %36. Fiziksel saldırısı %15. Enerji saldırısı %38. Yani işini görür arkadaşlar bu kart değerleri. Benim de aşağı yukarı böyle saldırılarım var ben gayet güzel null Nefisto falan rahat bir şekilde kesebiliyorum. Benim de şeyim kötü ve benim de eklenmem %2. iki. kartları biraz benimkilere benziyor ama işte saldırı hızı kritik oranı kritik hasar falan benden düşük biraz. Onun dışında aslında kartları yani ortalama diye bir, denilebilecek kartlar açıkçası. Savunma yoksa %33,1 %10 daha fazla olsaydı eğer daha güzel olurdu. 43 civarı falan güzel olabilirdi. Ee, onları ayarlayacak dediğim gibi. Sonra bekleme süresi %28 iyi gibi. Birazcık daha yüksek olabilir. YPS %31 fena değil. Tabii bunu da biraz artırırsa güzel olur. Ee, yani söyleyebileceğim şey arkadaşlar bu kart değerleri için ortalama kart değerleri olarak söyleyebilirim. Ee, ama tabii değerleri artırırsa güzel olur. Bunlarla Uğraşacak. Tıpkı benim gibi ben de şu aralar full kartlarla uğraşıyorum. Bu arkadaşa da aynısını tavsiye ederim. Şöyle bir karakterlerine bakalım. Nul, Nul. Ha, diyecektim ki Nul'u niye kasmış? Öncelikli kasılması, yani aslında e, bu da güzel bir karakter de pahalı bir karakter dedim ama hesabı gelişmiş aslında kasılabilirmiş. Evet, bir bakalım. Şimdi enerji çok güzel bir seçim. Ee, PvE'de kullanacaksınız tabii. PvE'de enerji çok güzel bir seçim. En iyi SAT'ta. Ee, şeyde de PvP'de de rejenerasyon öneririm. Ama arkadaş PvE'lik geliştirmeyi tercih etmiş. Saygı duyarım. Şöyle bakalım. Saldırı saldırı kritik kritik savunma yok sayma. Güzel. Güzel takmış. Evet gayet güzel. Slot ama şu ekipman seviyelerini 25 yaparsa biraz daha iyi olur. Kızgın halkın gücü çok güzel ama şuralar arkadaşlar kritik oranı ve kritik hasar yerine saldırı getirirse daha güzel olur. PvE'de kullandığı için alt tarafa YP getirmesine gerek yok. Ama YP getirirse daha iyi olur mu? Daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü en kötü hani fetihte falan da bu karakteri kullanır. Biraz verim alır oralardan. O nedenle alt tarafa YP getirse daha iyi olur ama getirmezse de olur çünkü PV'de kullanıyor. Ama şuraları mutlaka saldırı getirmesi lazım. Onu söyleyeyim. Güzel. Gayet güzel görünüyor. Ama türünü de biraz basması lazım. Tür basarsa daha da sağlam olur. Sentir, rejenerasyon gayet güzel. Alt değerler gene güzel getirilmiş. Güzel. Ama şuraları 25 yapması lazım ekipmanları bilgisi olsun. YP YP saldırı sal. Çok güzel ya. Ne kadar güzel gelişmiş. Ee, savunma yoksa full değil diye savunma yoksa takmış. Çok güzel. Harika. Gayet güzel takma. Çok beğendim. Devam edelim. S saldırı yepe saldırı yepe sal. Çok güzel bir gelişim. Ne kadar güzel gelişmiş şey? ya. Türünü biraz daha basarsa daha güzel olur. Ee, onun dışında hiçbir sorun yok. Devam edelim. Quick Silver yıkım olabilir arkadaşlar. Ee, yani şahsen ben tek bir yönde geliştirmenizi tavsiye ederim. Özellikle e, PV'de o kadar da iyi değil de PvP yönünde geliştirirseniz biraz daha güzel olur. Bu nedenle de Otorite buna en iyi seçim olacak. Ancak arkadaşlar yıkım da yanlış bir seçim değil. Çünkü e, PVE'de de fena değil. Çok iyi değil ama fena da değil. O nedenle kullanılabilir. E, arkadaşlar muhtemelen oralarda da kullanmak istemiş. O yüzden yıkım takmış. Güzel. Sorun yok. E, evet daha çok PVE odaklı geliştirilmiş karakteri. Güzel ama eğer sadece PVE'de kullanmak istiyorsa şuraya Şuraya ne iyi olabilir? Öfke iyi olabilir. Um, aç gözlük de takabilir aslında. Yıkım da olabilir ama yani yani aslında yıkım da kalabilir. Aç gözlük de olabilir, öfke de olabilir. Biraz kafasına göre arkadaşlar ya. Aslında ama şurada bir saldırı eksik takım. Şuraya bir saldırı daha takarsa daha güzel olur. Şuraya da aynı şekilde yani saldırı arkadaşlar ben her zaman söylüyorum saldırı ilk odaklanmanız gereken şey bütün karakterlere pvp pv fark etmiyor hepsine çift saldırı takın o yüzden şuraları biraz düzeltebilir şu hasar yerine saldırı getirse daha güzel olur ee, güzel genel olarak güzel gelişmiş şuralardan da fiziksel savunmayı iyileşme oranını falan değiştirme kalabalık kontrol süresini de değiştirmesi lazım yani burasının aslında full değişmesi lazım. Son seçenekten saldırı getirilmesi gerekiyor. Ee, ondan sonra dördüncü seçenekten falan ne geliyordu ya onu hatırlamıyorum ki. İlk seçenekten kaçınma getirmesi lazım. 2 ve 3'ten YP mi geliyordu? 3 ve 4'ten YP mi geliyordu? Hatırlamıyorum ama e, arkadaşlar çift saldırı şuraya çift yp bir de kaçınma güzel olacak bilgisi olsun. Herhalde öyle geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Devam edelim. Dorma mu hasar artışı dikil taş ama arkadaşlar ben bunu önermiyorum. Aslında çok güzel bir dikil taş bu. Savunma açma bağışıklığı var. Ateş hasarı var. Ee, %200 saldırı artışı var. Çok güzel ama arkadaşlar Dorman bu pv'de pek iyi değil. Bu pv dikil taşı. Ee, ben bunun PvP yönünde geliştirmesini tavsiye ediyorum. Çünkü pv'de hasarı iyi değil. O nedenle bence buraya e, pvp dikili taşı ya da elinde varsa rejenerasyon da güzel olur. Rejenerasyon daha güzel olur tabi. E, varsa takabilir bilgisi olsun. Şuraları da bence yani pv'de kullanmak istemiş ama bence pvp'lik yaparsa daha güzel bir verim alır. Arkadaşa tavsiyem o. E, o yüzden çift yp falan çift cp çift saldırı falan takabilir bilgisi olsun. Şuraya saldırı yaparsa daha güzel olur. E, buralar güzel saldırız, enerji saldırız. Tüm tüm savunmalar olabilir. Neyse devam edelim. Arkadaşlar bu otoritenin değişmesi lazım. Ben ee, bende de mesela şu anda hatta onu da göstereyim. Şu anda bende de otorite takılı. Ben bunu değiştireceğim arkadaşlar. Ee, CTP çıkarma etkinliği 2 gün 2 gün sonra mı 1 gün sonra mı ne geliyor? 26'sında geliyor işte. O geldiği zaman bunu çıkarıp şey yapsın yargı taksın ya da öfke de olabilir ben de çıkaracağım şahsen şurada bir yargım var çıkarıp takacağım bunu çok önceleri takmıştım aynısını arkadaşa da öneriyorum bu karakteri bu karakter pvp de pek iyi değil pv yönünde geliştirmesini tavsiye ederim o nedenle şunu çıkarıp yerine yargı ya da öfke takması lazım Evet zaten PVE yönünde geliş. Herhalde o da benim gibi şeyi bekliyor arkadaşlar. tipi çıkarma etkinliği bekliyor. Çünkü şuralara bakınca dikkat ettim. PVE yönünde geliştirmiş. Mantıklı. E, ama dediğim gibi şunu çıkarıp yerine yargı takması lazım. E, ve büyük bir ihtimalle o arkadaş da zaten indirimi bekliyor. Şuraya saldırı takarsa daha iyi olur. Güzel. Yine saldırısı. Saldırı hareket hızını değiştirmesini tavsiye ederim. Devam edelim. Otorite olabilir. Rejenerasyon biraz daha iyi tabi. Güzel güzel. Çok güzel. Şu kritik oranı yerine saldırı daha iyi olur. YP savunma yok sayma. Kritik oranı. Kritik oranını değiştirse güzel olur. Çünkü bu PvP karakteri. Kritik oranı lazım olmayacak. Thanos. Rejenerasyon çok güzel. Arkadaşlar enerji saldırısı takılmış. Bu karaktere enerji saldırısı takmamanız gerekiyor. Ee, fiziksel saldırı takılması lazım. Aslında hepsinde doğru takmışlar. Şurada bir tane yanlış urusu var. Yani e, bir fiziksel saldırı enerji aslında bu olur ya. Bu bu Thanos olur. Tam bunda sorun yok. Pardon. E, bunda sorun yok şey. Ama şu alttaki enerji saldırısını çıkarıp yerine. E fiziksel saldırı takarsa daha güzel olur. Bilgisi olsun. Kızgın aklın gücü çok güzel. Şunları saldırı olarak değiştirsin. Ve şuna da bakayım bu arada. Evet. Evet bunda da şey var. Ee, şunda peki. Yok bunu, bunu güzel yapmış da. Evet arkadaşlar şurada, şuralarda sorun var. Ee, şunu saldırı YP saldırı YP yapacak bilgisi olsun. Şunu da aynı şekilde. Saldırı ve YP yapacak hepsini. Çünkü PvP karakterleri bunlar. PvP karakterlerinde YP şart. Bilgisi olsun. Devam edelim. Evet arkadaşlar bu kostüme enerji olmaz ee, daha önce bahsetmiştim de Yaz kostümü varsa eğer elinde onu kullansın eğer yoksa bu kostüme öfke takması gerekiyor Bilgisi olsun Buralar güzel Şuraya saldırı yapsın yine Isoları biraz düzeltmesi lazım Ayarlar artık şuralarda mesela iyileşme oranı falan olmaz bilgisi olsun Orada düzeltir Biraz hızlı geçeceğim Rejenerasyon çok güzel. Aç gözlükten daha iyi bir seçenek arkadaşlar. Bunu hep söylüyorum. Aç gözlükle takabilirsiniz cine. Baya iyi gidiyor ama rejenerasyon her zaman daha iyi. Bilginiz olsun. Eğer elinizde yani rejenerasyonunuz bolsa mutlaka cine bir tanesini takın. Çok güzel. Harika ya. Ne kadar güzel takmış urularını. Ama şuraları şey saldırı yp yapması lazım. Bilgisi, isoları bir, mutlaka düzeltmesi lazım. Sağlık güzel, burası da güzel devam edelim. Artık urularına bakmayacağım çünkü uruları genel olarak güzel hepsi güzel ya şöyle biraz daha hızlıca bir bakayım. Çok güzel. Oo ne kadar takmış bunu? Evet artık urularına bakmayacağım arkadaşlar uruları güzelmiş çünkü zaten uru videomda var. Eğer sıkıntısı varsa oraya bakabilir ama genel olarak hiçbir sorun göremedim ben şeylerde. Sadece Thanos'tan bir tane çıkarması lazım, onun dışında yok. Yıkım yani olabilir aslında ama yıkım pek iyi bir seçenek sayılmaz bu karakter arkadaşlar. Çünkü PvP'de pek iyi değil. Ee, bunun yerine şey öfke eğer hasar vermek istiyorsa öfke takabilir. Ee, eğer ki sadece lider olarak kullanacaksa o zaman sezgi takarsa daha güzel olur. Şahsen ben öfkeye öneririm çünkü hasarı fena değil. Ee, saldırı güzel. Şuraya da bakalım. Hareket hızını değiştirirse güzel olur. Devam edelim. Neredeydik? Evet. Arkadaşlar yıkım olmaz buna. Yani Doctor Strange'e hiç tavsiye etmiyorum. Ee, Doctor Strange'e PvP'de kullanacaksanız otorite, PvE'de kullanacaksanız öfke takmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Artık usulara da çok girmeyeceğim. Biraz hızlı gidelim. Hareket hızını şuradan değiştirsin. Yıkım Deadpool olabilir. Güzel. Deadpool için yıkım güzel. Evet, şu alt tarafa YP getirse biraz daha iyi olur. PvP'deki değerini artırır. Gene buraları da ayarlar ona göre. Öfke güzel. Biraz hızlı geçelim artık. Güzel. Çok yükseltmemiş. Sezgi takmış. Çok güzel. Ne kadar güzel gelişmiş ya. Ee, bu dikil taş pek iyi değil ama. Şuraya destek olarak kullanıyorsa eğer bu karakteri Sezgi olabilir. Eğer yok hasar vermemek istiyorsa bu karaktere ne olabilir hasar vermek istiyorsa yargı Olabilir mi? Yani ben bu karaktere bakmam lazım arkadaşlar çünkü hiç bakmadım yani. Şurada biraz bakmam lazım bu karaktere. Hmm. Yok arkadaşlar yargı olmazmış buna. Buna yargı takmayın. Yani. Aynen buna yok yargı takmayın ee, buna şey de iyi olmayacak enerji de iyi olmayacak büyük bir ihtimalle denemek lazım ama ee, Arkadaşlar buna eğer hasar vermek istiyorsanız büyük bir ihtimalle öfke en iyi seçeneğiniz olacak yargı kesinlikle takmayın ee, Onun dışında ama destek olarak kullanmak istiyorsa sezgi de takabilir şöyle bir saniye evet sezgi de takabilir bilgisi olsun Rejenerasyon çok güzel alt değerler fullenmiş gene çok güzel Kızgın halkın gücü gayet güzel. Çok güzel. Ee, ISO'lara artık girmiyorum. Ee, yani öncekilerden bahsettim. Onlara göre düzeltir. Yani işin temelini anlamıştır zaten. Ee, yani aşım pek iyi bir seçim değil ya. Kara panteri. Yani kara panteri keşke kasmasaymış. Şu kostümü de pek iyi değil ama hani illa da bir şey takmak istiyorsa hasar vermek istiyorsa bu karakterle şey takabilir. Öfke takabilir bu karaktere. Bilgisi olsun. Devam edelim. Bu karaktere öfke takılması lazım arkadaşlar. E, hasarı çok yüksek değil biliyorum ama. Arkadaşlar bunun kendi günü var ABX'de. ABX'de de kullanmak için öfke lazım. O nedenle öfke takılması lazım. Iron Man'e de aynı şekilde öfke takılması lazım ama. E, yani Iron Man hasarı fena değil. Aslında Hulkbuster'la falan hasarı bayağı arttı da. Hasarı fena değil. İsterse öfke takabilir. Biraz keyfine bağlı. Aynen bunu hiç geliştirmesin öfke. Hiçbir şey takmasın CTP olarak. Güncelleme falan alırsa o zaman şey yapabilir. Enerji gayet güzel. Hızlı gidelim biraz. Ne kadar çok karakteri var ya. Sezgi çok güzel. Hasar vermek istiyorsa farklı bir CTP de olabilirdi ama destek olarak kullanıyor. O yüzden Sezgi güzel. Gayet mantıklı. Black Widow çok güzel ama bunun alt değerini fullenmesi lazım. %1'e %5 olması lazım. Bilgisi olsun. Zaten kendisi de biliyordur büyük bir ihtimalle. Çünkü diğer CTP'lerinde hiç hata görmedim. Arkadaşlar şuraya enerji takarsanız çok güzel olur. Kış askerinin hasarı fena değil çünkü güzel bir hasar var. O nedenle enerji takıp güzel bir şekilde kullanabilir bilgisi olsun. Oh, bu olmaz. Evet bunu önümüzdeki CTP çıkarma etkinliğinde mutlaka çıkarsın. Öfke takılması lazım arkadaşlar enerji olmaz. Yani kesinlikle çıkarılması gerekiyor. Sabır takılmış. Zaten işe yaramayan bir sit tipi takılabilir. Örümcek adam da bir işe yaramadığı için sorun yok. <laughs> Devam edelim. Black Bolt eğer hasar vermesini istiyorsa öfke takabilir. Güzel bir karakter. Ee, tabii değerini biraz yitirdi ama gene de. Arkadaşlar hayalet sürücü yıkım kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ee, mutlaka öfke ya da yargı takılması lazım. Yargıyı bir tık daha tavsiye ediyorum. Ama öfke de olabilir. Bilginiz olsun. Yani Captain Marvel... Nerede kullanmak istediğinize bağlı. Bence yıkım daha iyi olurdu. Çünkü PvP'de de güzel bir karakter ama... Ama arkadaşlar eğer takım savaşında güzel bir hasar vermek istiyorsanız... Öfke daha iyi bir seçenek. Öfke de güzel yani. Ama... Şahsen ben e, o kadar da... PvP'de üst düzey bir karakter olmadığını düşünüyorum. O nedenle buna yıkım takılması bence biraz daha iyi olurdu. Tabi... Tabi takım savaşında... Yüksek hasar vermek istiyorsanız da bu da güzel bir seçenek. Arkadaş da belki öyle istemiştir. Bilemem onu. Arkadaşlar bu karakteri mutlaka öfke takın. Güzel kategori işte basmış. Ee, ABX'de şu an en iyisi. Ben bunu incelediğim zaman şey böyle pek iyi görünmemişti kostüm ama oyunda daha sonra baktım çok çok güzel olmuş. Ee, mutlaka buna öfke takılması lazım. Çünkü çok güzel bir karakter. Ee, baş düşmanlarda da fena değil. Baş düşmanlarda da güzel ama özellikle arkadaşlar ABX'de şu an sanırım en iyi karakter arkadaşlar. En yüksek hasar atan karakter mutlaka öfke takılması lazım. Arkadaşlar ben hani öfke takmasını tavsiye ederim. Bu karaktere de gene öfke iyi olur. Yargı takıl takılmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ee, öfke daha iyi bilginiz olsun. Ee, bu karakteri yavaş yavaş kasıyor. Kasın. Yani PvP'de kullanacaksa, yargı PvP'de kullanacaksa regenerasyon güzel seçenek olur. Arkadaşlar aç gözlük kesinlikle olmaz Betraye bile. Ee, bunun yerine şey enerji takılması lazım bilgisi olsun. Şuraya da bir öfke ya da yıkım PvP'de kullanmak istiyorsa yıkım da olabilir. Ben öfkeyi biraz daha tavsiye ediyorum. Çünkü ABX'de kendi günü var. Gambit enerji gayet güzel. Çok güzel. Devam edelim. Şuraya bir sezgi çok güzel olur mis diye. Elinde Valkür, Valkür yok ya. Keşke Valkür olsaymış. Valkür çok güzel bir karakter. Valkür kasıp Valkür'e de bir şey takarsa çok güzel olur. Sezgi. Enerji gayet güzel altlarlar. Fu, devam edelim. Hulk Amadeus Bunu zaten kasmasa da olur pek güzel değil. Enerji çok güzel. Harika devam edelim. Yargı müthiş. Çok güzel. Yani çok genel olarak arkadaşlar çok bilinçli gelişmiş ufak tefek hatalar var. Ee, bunu, bunu, zaten iyi bir karakter olmadığı için direkt geçiyorum. Enerji olabilir ama bu enerji daha iyi karakterlere takabilir bence ya. Yani Dr. Ahtapot pek iyi değil. Gerçi yakın yakın zamanda değil de. Ee, Örümcek Adam filmi geliyor ya arkadaşlar. O yüzden güncelleme alabilir. Belki ileride daha kullanışlı olur ama... Ee, yani şu anlık enerjiyi takabileceği daha iyi bir karakter var mı? ve Ray mesela. Beta bile takabilir. Ee, yani onu kendi ayarlar artık. Şu anda pek iyi değil ama... E, arkadaşlar güncellemeden sonra iyi olabilir. Ama güncellemeye daha 2-3 ay olduğu için en aşağı. En aşağı 2-3 ay var. O nedenle şunu çıkarmak isteyebilir. Örümcek Güven öfke takarsa aslında fena bir karakter değil. Kullanabilir. Bilgisi olsun... Medusa arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar Medusa'dan bahsediyoruz. Arkadaşlar Medusa'yı hasar vermek için kullanmak istiyorsanız öfke olabilir ama ben bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü hasarı pek iyi değil açıkçası. Öfkeyi buna takmak biraz yanlış olur. Çünkü yani boş boşuna öfke harcamış olursunuz. Bu karaktere Sezgi takılmasını daha çok tavsiye ederim. Çünkü liderliği güzel olan bir karakter. Apokalips yani aslında... 1600'lük karakterlerden kötü olan yok arkadaşlar. Bu da güzel. İstersen yargı takıp kullanabilir ama gene de kasılması gereken daha öncelikli karakterler var. O yüzden acele etmesi de olur. Ee, Colossus 70. Yani zaten potansiyel falan açılmıyor. Ama arkadaşlar aşım takılmış işte buna mutlaka sevgi takılması lazım. Çünkü çok güzel bir destek. Sabertooth buraları biraz geçiyorum. Iceman aslında güzel bir karakter. Ee, yani CTP takılabilir, takma edebilir. Güzel bir karakter ama sonuçta kategori 2 potansiyel ya da kategori 3 açılmadığı için acelesi de yok yani. Kilo Omega güzel bir karakter. Magneto yine güzel bir karakter. Um, Magneto isterse kasabilir. Melek güzel bir karakter ama 70'e keşke kasılmaz. Ne kadar çok karakter kasmış ha. Gel Arkadaşlar bayağı gelişmiş bir hesap var. Ama kartları çok kötüydü. Ona bir, de, bir sonda geleceğim arkadaşlar ona. Ee, bir karakterleri bitirelim de önce. Nightcrawler pek iyi değil. Blade yani ortalama. tasmaster güzel bir karakter arkadaşlar. Kategori 3 basabilir. Çünkü desteği güzel olan bir karakter. Sezgi takarak gayet güzel bir şekilde kullanabilir. World Tiger pek iyi değil. Ee, yani PvP'de aslında fena değil ama gene de daha önce yıklı karakterler var. Mysterio Güncellemesi çok daha güzel olur ama şu haliyle ya Bu haliyle de güzel aslında Hasarı güzel ama güncellemesi daha güzel olabilir o yüzden Kasılması yönünden acele edilmemesi daha iyi olur Nick Fury Sezgi gayet güzel aslında Nick Fury çok güzel bir karakter Sezgi olabilir Örümcek Adam Şey aklıma takıldı ya Arkadaşlar şey açıkçası ben Sezgileri daha çok e, potansiyel ve kategorik karakterlere kasılmasını tavsiye ederim. Çünkü Mephisto ve Null'da bunlara ihtiyacınız oluyor. Mesela onun yerine Misty'e ye takılsaydı biraz daha iyi olabilirdi. E, dediğim gibi o tür modlarda, baş düşman modlarında daha çok ihtiyacınız oluyor. Bilginiz olsun. Ya bu da güzel, bu da çok güzel ama e, bunu işte Mephisto ve Null gibi modlarda kullanamıyorsunuz. O, o yönden biraz problem. Ee, Örümcek Adam 2099 kasılmış. Şu boşa kasılmış bence. Bu da boşa kasılmış. Pek iyi değiller. Bu güzel. Şu da pek iyi değil. ten, ee, ten güzel bir otorite takılmış ama. Yani otorite takılacak kadar güzel bir karakter değil açıkçası. Yani otoriteyi daha iyi... ama elinde bolsa da şimdi bir şey de diyemem. Hani elinde bolca CTP varsa takabilir ama. Hani elinde otorite kıtlığı varsa eğer o zaman yanlış takmış diyebilirim yani o şu bir dakika oraya da geleceğim. şu fena değil. Kasılmasa da olur. Şunu da pek kasmasını tavsiye etmiyorum. Şu anda pek iyi değil. Bu da değil. Bu da değil. Şu belki kasıl bir son kostümü güzel. Şunu da kasılması olur. Ee, arkadaşlar şu dört karakter. Yani hepsini bırakıp şu dördünü kasması lazım. Çok güzel karakterler. Özellikle şu üçü. Çünkü bunun bir kere ABX'de kendi günü var. Bir. Ya biraz kasılması zor karakterler açıkçası. Doğal kategori oldukları için biraz pahalı oluyorlar. Kostümlerini kasması da zor oluyor. Ama arkadaşlar, e, çok güzel karakterler. Kastığınıza değiyor. Ben ben de şu üçü kasılı. üçünün de potansiyeli açık. E, şunu da 6 yıldıza kastım da herhalde bu şekilde bırakacağım. Kategori 3 atmayacağım. Güzel bir karakter aslında ama e, yani daha öncelikli kasmam gereken karakterler olduğu için bunu bu şekilde bırakacağım ben de. E, destek olarak kullanacağım daha çok. Ee, ama arkadaş isterse kasabilir. Elinde malzeme bolsa kasabilir. Ancak ondan ziyade şu üçü aslında bu da güzel ya. Şimdi, şimdi bu üçü diyorum da bu da çok güzel. Yani bence dördünü de kassın. Şimdi e, şeyden bahsediyordum. Evet arkadaşlar birincisi şu mesela. ABX'de kendi günü var. Kasılması lazım. E, öfke mümkünse öfke takılması lazım. Olmasa da elinde yoksa da enerji de olabilir. Bu arada video baya uzadı ama çok karakter var arkadaşlar. Mecburen uzuyor. Neyse e, dediğim gibi bu karaktere Öfke daha güzel olur ama elinde yoksa enerji de olabilir. Şu karakter gene çok güzel bir karakter. E, elinde varsa yargı çok güzel olur buna. Şuna enerji çok güzel oluyor. Gene kasıp takabilir. Şu karaktere de otorite takabilir eğer PvP'de kullanacaksa. Ben otorite takılması taraftarıyım. Sezgi de takılabilir ama e, hasar güzel olduğu için arkadaşlar PvP'de sağlam olduğu için otorite daha iyi bir seçenek olacak bence. Bilgisi olsun. Yani şu dört karakteri kasmasını tavsiye ederim. Çok güzel karakterler. Aynı zamanda Rock karakteri de çok güzel bir karakter arkadaşlar. Yani şu CTP pek iyi değil ama bir yargı takarsa çok güzel bir şekilde kullanabilir. Çünkü pek çok yerde işini yarıyor. Ee, takım savaşında kendi günü var. Ee, baş düşmanlarda gene yüksek hasarlar verebiliyor, gayet güzel bir şekilde kesebiliyor. Mephisto'ya karşı gayet etkili. Ee, yani şey yönünden sanırım bu Elemental hasar mı yapıyordu? Elemental hasar yaptığı için biraz zayıf kalabiliyor ama türü açısından güçlü. Ona karşı o nedenle yani Mephisto'ya karşı da iyi. Ondan sonra gönderim görevinde gene çok güzel bir karakter. Yani kasılması lazım. Kasılması gereken karakterlerden bir tanesi. Yani şunu, şu dördünü falan daha öncelikli olarak kasarsa daha güzel olur. Güzel karakterler çünkü. Ee, devam edelim. Şöyle bahsetmem gereken önemli bir karakter var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Çünkü çok karakter var. Hepsini inceleyemeyiz. Ee, Luke çok güzel bir karakter. Kostümünü alıp kasabilir. Ee, PvP'de çok kullanışlı bir karakter. Evet. Falcon gene çok güzel hasarı olan bir karakter, kasılabilir. Daredevil gene güzel bir karakter, bu da kasılabilir. Ee, bu son kostümü, hepsinin son kostümünü alması lazım zaten. Şöyle devam ediyorum. Çok güzel önemli karakter. Evet Odin var. Odin arkadaşlar önemli ve güzel bir karakter, kasılması gerekiyor. White Fox gene e, mutlaka kategori 2 yapsın. Çok güzel bir karakter. Gönderim görevinde falan çok işine yarayacak. E ee, Bloom Marvel gene PVP'de güzel olan bir karakter, kostümünü alıp kasabilir. Ee, tavsiye ederim. Şu karakterin desteği güzel. PVP desteği. Onun için kasabilir, kategori 2 yapabilir. Ondan sonra şu karakterin liderliği güzel. Şu karakterin gene PVP'de değeri var. Güzel bir karakter. İsterse kas. Onun dışında yani çok önemli bir karakter var mı? Yok. Bahsedeceğim. Yani şu da belki kasılabilir de. Acele edilmesi de olur. Bu şekilde. Şunu da aslında kategorik yapabilir. Bu da aslında güzel bir karakter. Artık kendi ayarlar yani. Ama şu dediğim gibi şuradan basması gereken çok önemli karakterler var. Nerede? Rock ve şu dördü. Çok güzel karakterler. Kasılmasını tavsiye ederim. Kasmasın daha doğrusu. Ee, bir de dediğim gibi sonda bir şeyden bahsedeceğim dedim. Ondan da bahsedeyim. Arkadaşlar çok güzel bir hesabı var. Ee, gelişmiş bir... Ama kartları <gülüyor> Kartlarla <gülüyor> Kartlardan yana arkadaşlar <laughs> Kart yönünden benimle aynı kaderi paylaşıyor Arkadaş <laughs> İkimiz de Bağsız bedevi gibi Yani e, CTP'ye mi odaklanmış biraz bilmiyorum ama Kartları benimki gibi kötü biraz arkadaşlar Benimki de çok kötü bu arkadaşınki de çok kötü Biz kader yoldaşıyız bu arkadaşlar <laughs> İkimizinki de çok kötü e, Yani Mutlaka kartların düzeltmesi lazım Ben bu aralar kartlara bayağı bir odaklandım yani benim kart değerlerime de bakacak olursanız benimkiler de kötü. Hani özellikle saldırı yönünden YP'yi falan gene artırmaya çalışacağım ama saldırıyı da artırmam gerekiyor. Gene benim de değerlendirmem yok arkadaşın da değerlendirmesi yok falan. Yani <laughs> o yönden baya benziyoruz. Ama yani dediğim gibi ben şu aralar arkadaşlar kartlara çok odaklandım. Yani nereden kart alabilirsem alıyorum. Şu anda elimde 4 tane var birini takacağım. Ama taktığım zaman zaten Gwenpool kartını çıkaracağım için gene 4 tane değişim için kartım olacak Kartlarla şu aralar çok uğraşıyorum ee, yani bir hatta birkaç ay boyunca bir en aşağı 2-3 ay boyunca full kartlarla uğraşacağım arkadaşlar full kart alacağım ee, Yani bu kartları düzeltmem lazım yoksa işin içinden çıkamam ee, Arkadaşa da aynısını tavsiye ediyorum biraz kartları ctp falan biraz salsın ee, Biraz beklesin ee, kartları odaklansın çünkü kartlar bütün karakterleri etki ediyor o nedenle e, kesinlikle şuraları düzeltmesini tavsiye ederim. Aynı zamanda biraz kart koleksiyonuna da odaklansın. Çünkü e, yani saldırı kısmında koleksiyon eksikleri var. Biraz koleksiyona odaklanırsa güzel olur. E, bitirmeye çalışırsa güzel olur. Onu artık kendisi ayarlasın. Dükkandan falan kart kovalasın biraz. E, oralardan kart falan düşürebilirse bu şekilde kasıp koleksiyonlarını bitirebilir. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bu arkadaşın her şeyden önce kartlara odaklanması lazım. Bir de kas, kasması gereken birkaç önemli karakter var. Onlar dışında bir şey yok. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.